sana ben kıyamam. Bu taşta da yaşayamam. Pınar'ın gideceği yer belli. Okul sevdasına, eninde sonunda Zehra'nın evine varacak. Benim merakım babanın ne ettiği. Seni bırakmam Nazar. Git. İstemiyorum artık seni Ali. İstemiyorum. Ali öğretmen Nazar'ı kaçırırken ben de onlarla geldim. İyi, gel bakalım yukarı. Gideceğim Ömer. Nerede kalacaksın peki? Bir süre sizde kalabilir miyim Zehra abla? Birkaç gün. Sen gideceksin Demir. Sen gideceksin ve Cabbar Ağa'ya yarın sabah bizim köyün meydanında onu beklediğimi söyleyeceksin. Hadi. Ne demek bu Demir? Töre gereği o getirecek. Kendi elleriyle teslim edecek kızını. O vakit istemiyorsan gelme Cabbar'a. Nazar. Belki inanmayacaksın ama böyle gidecek olmana ben de çok üzülüyorum. İnanıyorum. Çok üzgünüm Demir. Korkma Nazar. Kötü niyetim yok, korkma. Sana veda ederken müsaade et de ömrüm boyunca istediğim tek şeyi yapayım. Ben alayım Davut abi. Pınar. Sen mi geldin yavrum? Nazar benim canım. Nazar benim kanım. Ali. Seni geri götürmeye geldik öğretmen. Ama bu otobüse bindiğimi nasıl bildiniz? Kış geldi öğretmenim. Başka otobüs yok ki. İstediğin oldu Halil Bey. Emanetimi almak için ayağına kadar geldim. Vakit tamam. Vakit tamam. İşte beyliğim Cabbar Ağa. İşte kınalı kar. Kızıma karşılık kınalı kar. Nazarımı sana kendi elimle vermem Cabbar Ağa. Kınalı kar senin, kızım benimdir. Halil! Sus! Anlaşma da törede budur Cabbar Ağa. Hayır. Cabbar Ağa'yla gideceğim. Benim vebalimi ne bu köy ne bu köylü ödemeyecek. Gitmeyeceksin. Gideceğim. Şahnaz. Kızgınlığım, kırgınlığım yok baba. Ne sana ne köylüme. Kimseye bir kırgınlığım yok. Olacağı, varacağı yer buymuş. Benim için ne kınalı karı feda edeceksin, ne bundan böyle birinin canı yanacak. Taşıdığım yük ağır, gücüm yok. Gideceğim. Gideceğim. Gideceğim ve Cabbar Ağa'yla evleneceğim. Allah'ım gitme. Gidelim Cabbar Ağa. Şahnaz. Gideceğim. Gitmem gerek. Bana sahip çıkanı yalnız koymam.
Hadi çocuklar. Kimse açmıyor. Ne oldu acaba? Belki dönüyorlardır. Yok. Kesin ablamla ilgili bir şey olmuştur. Kötü bir şey. Zehra abla. Ben gidersem annem beni bir daha bırakmaz. Sen köye gider misin? Ne? Ne olur. İçimde çok kötü bir his var. İyi de ben nasıl giderim Pınar? Davut beni ne yapar biliyor musun? Ya ne olur Zehra abla. Hemen gider gelirsin. O arada Davut abi gelecek olursa ben idare ederim. Ne olur Zehra abla. Hı? Ali? Ne bu hal? Ne işin var senin bu saatte sokakta? Ali öğretmenimi bırakmadık hala. Otobüsün yolunu kestik. Sen şimdi böyle pijamalarınla otobüsün önüne mi çıktın? Bir tek ben olur mu hala? Bütün sınıf. Ali bak şimdi düşüp bayılacağım. Otur şuraya da en başından anlat bana ne yaptığını. Yavaş yavaş. O falan sen hiçbir şey anlamıyorsun. Şimdi Ali öğretmenim gidecekti ya. Hı? Yatarken aklıma geldi. Kış geldiği için otobüs bir tek sabahları var. Ben de bütün sınıfı kaldırıp yola çıkardım. Bu halde koca otobüsün önüne mi çıktınız siz? Çıktık tabii. Ali öğretmenim bizi görünce dayanamadı. Gitmekten vazgeçti. Ben de şimdi giyinip hemen okula gideceğim. Ali bak hiç darılma ama baban gelsin seni çok fena şikayet edeceğim. Babam da oradaydı. Ne? Meydanda. Herkes oradaydı. Nazar abla da. Nazar ne ediyordu orada? Nazar abla gitti hala. Cabar aile beraber gitti. Gitti mi? Biliyor musun Ömer? Şimdi benim de bir öğretmene ihtiyacım var. Bu olanları anlamama yardım edecek, bu ayrılığa azıcık da olsa dayanabilmemi sağlayacak bir öğretmene. Galiba hayat bir sınıf. En zor ders aşk. Ve biz bu dersten hep sınıfta kalıyoruz. Şimdi ne olacak Ali öğretmen? Yılmayacağız. Bu sınıfı dolduran çocuklar için vazgeçemeyiz Ömer. Belki biz göremeyeceğiz ama bir gün tüm bu saçma töreler, bu aptal düzen değişecek. Ve biz de en azından çocukların bunları yaşamaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yani hiçbir zaman sonunu göremeyeceğimiz bir savaşa gireceğiz. Ne fark eder ki Ömer? Biz sonunu görelim veya görmeyelim. Çocuklar ya kazanacak ya kaybedecek. Merak etme kendini Halil. Her işte bir hayır vardır derler. Demir. Buyur beyim.
Fadi'yi alacak mısın, almayacak mısın? Evin büyük kızı kısmetine varacağına göre artık sen de Fadik'le evlenebilirsin. Alacak mısın, almayacak mısın? Alacağım. Duymadım. Alacağım. Demir. Anam, babam, ben şimdi ne edeyim, he? Ne edeyim? Nazar gitti. Bugün yarın Cabbar'a yar olacak. Sanki onun kömür gözlerine son defa baktım bugün. Sanki onun zifiri saçlarına ak duvak düştüğünde karalar bağlayacak gönlüm. Ben... Yetim Demir. Yanaşma Demir! Bir kez daha sevdiğimi kaybettim. Anam. Babam. Sizin vakitsiz gidişiniz gibi nazar da vakitsiz gitti. Daha ona diyeceklerim vardı. Fırsat komadılar ki. Ali öğretmenden. Cabbar'dan sıra gelmedi ki Yetim Demir'e. Gayrı ya toprağa girme, ya bu toprakta sevdamın öcünü alma vakti geldi. Bey de, hanım da Fadik'te nikahlanayım ister. Son çare. Alacağım Fadik'i. Alacağım beyden bir avuç toprak. Madem ki Cabbar'a toprağının gücüyle nazar kızı buradan, benden kopardı. Ben de aynı toprakta onu geri alacağım. Aynı toprakta onu geri alacağım. Aynı toprakta onu geri alacağım. Hava döndü Seyit. Artık rüzgar bizden yana eser. Artık ağanızın sefasına sefa, ömrüne ömür katılır. Önünde sonunda böyle olacağı belli değil miydi ağam? Hayırlısıyla bir de düğünü yaptık mı? Düğün ya Seyit, düğün. Bu toprakların gördüğü en büyük düğünü yapacağım nazara. Seneler boyu konuşulacak. Nazar kızla Cabbar'ın kavuşması. Dedeler torunlarına, torunlar çocuklarına anlatacak Seyit. Nazar kızı hazırlattığım hane ne durumdadır Seyit? İşçiler çalışır ağam. Her şeyi istediğin gibi yaparlar. Söyle, ellerini çabuk tutsunlar. Nazar'ın yüz görümlüğü çiftlik düğüne kadar bitmeli. Bana vardığı gün şanına... Şahınıma yakışır bir haneye girmeli. Nazar. Baş üstüne al. Nazar. Ne olur bir şey sorma Şahnaz. Bir şey sormayacağım, bir şey diyeceğim. Cabbar ile yürüyeceğin yol ne kadar zorlu olursa olsun, yüreğinde Ali öğretmene duyduğun sevgiden kuvvet al. Bir daha onunla hiçbir vakit olamayacağımı bile bile mi? Saçlarını kestiğin günler gün gelip Cabbar ağaya varacağını bile bilir miydin? O vakit yarının ne getireceğini de bilemeyiz. Bugün yaşaman gereken, sana yazılan bu. Belki bunların olması bundan sonrası için gerekir. Köyün için, babanın itibarı için kendini feda etmen belki yazgının, belki yazgımın bir parçası. Belki de.
Şahnaz, benimle geldiğin için sağ ol. Bundan böyle bu hanede beni kardeşin bil. Düğün için ne vakit uygundur? Önümüzdeki hafta uygundur. İyi. Çok iyi. Gitmeme izin vermediniz. Beni burada kalmak için ikna ettiniz. Öyleyse şimdi de siz bana bir söz vereceksiniz. Hepiniz okuyacak, derslerinize çok çalışacaksınız çocuklar. Çünkü siz okuyup geleceğinizin iyi ve güzel olması için savaşmayacaksanız benim de burada olmamın hiçbir anlamı kalmaz. Şimdi söz veriyor musunuz bana? O zaman kaldığımız yerden devam edebiliriz. Allah Allah. Kim sökmüş ki tabelayı? Getireceğim sana Ali öğretmen. Gittiğin yere kadar getireceğim. Geleceğim. Belki üzülür, belki acırsın da geriye dönersin. Senin şehrine kadar geleceğim. Getireceğim. Ay. Mihriban. Mihriban ne oldu? Bilmem. Sanki içim kalktı. Bir fena oldum. Sen otur şöyle. Otur. Ben doktor bulayım. Doktor getireyim. Tamam mı? Dur Recep dur. Doktorluk bir şey yok. Ama bir şey oldu diyorsun Mihriban. Gerek yok. Biliyorum ben. Hem doktoru nereden bulacağım? Sanki doktor mu var köyde? Kasabaya inerim. Alır getiririm. Doktor istemem. Ver elini. Hissediyor musun? Nasıl da kıpraşıyorlar içimde. Hissediyorum ya. Onun için mi içim fena oldu? Onlar öyle kıpraşınca içimde bir şey oluyor. Ne oluyor? Bir şey oluyor işte, anlatamam ki. Ama güzel bir şey oluyor. İki yaramaz içimi hop hop ettiriyor. Fadik, yeter ama kendine gel. Of. Ben ne yapacağım şimdi? Neden ablamı gittiği yere mi üzüleyim? Demirle evleneceğime mi sevineyim? Hem babam nasıl oldu da Nazar ablam gider gitmez Demir'e Fadi'yi alacaksın mı dedi. Niye? Yani benim için çok acele oldu. Şaşırdım. Nazar yokken bu evde öyle büyük bir keder olacak ki bari bir kızım sevdiğine varsın diye düşünmüştür. Demir de çekip gitmeden bu işi bir an evvel çözmek istedi. Hoppala. Demir'in bir yere gittiği yok ki. Nereden çıkarıyorsun? Sumru. Bir şey soracağım. Hani bugüne kadar Nazar birine varsın da ben de gelin olayım diye çatlıyordun. Sen ne yapacaksın şimdi? Yusuf'la evleneceksin mi? Gönlün hala Yusuf'ta mı? Bu defa sırayı sen alacaksın. Ben daha kararımı vermedim. Nasıl yani? Öyle işte. Var bir bildiğim. Allah'tan töre sıra sende Sumru demiyor. İyi. Sen bilirsin. Halil, geç otur artık. Yola bakmakla gidenin döndüğü görülmemiştir. Giden dönmez ya. Benim içim nasıl durulur onu bilmem. Kızların sen ölene kadar dizinin dibinde mi duracak sanırdın? Şüphesiz. Vakti gelince her biri gidecek. Ama böyle gönülsüz gittiler mi? Hele hele benim beyliğim. Benim şanım için gittiler mi? Yoruldun Halil. Hani diyorum dinlensen artık.
Bu kadar yorma sen kendini. Yaşlarımız az değil. Biraz soluklanmak gerek. İyi dersin de... Nasıl olacak bu iş? Demir Fadi'yi alacak. Hanedendir. Aklı başında, bileği kuvvetlidir. Müsaade etsen de biraz o çekip çevirse köylüyü. Muhtar da ben olurum. Demir'le yükünü hafifletiriz. Ben ölene kadar bey olarak kalacağım Süreyya. Kızım ki kendini feda etmiştir bu beylik için. Bu yükü sırtlamak ölene kadar boynumun borcudur. Ha. Muhtar da daha önce dediğim gibi Ömer olacak. Yaralı tavuk gibi geberecek tünek mi arıyorsun? Bir şey aradığım yok. Bana bak Seyit. Cabbar Ağa Şahnaz'ın peşinde dolandığını anlarsa ne eder biliyorsun değil mi? Gördün mü Şahnaz'ı? Evin ardında mıydı? Get işine. Başımı belaya sokma benim. Ya duyarsa Davutköy'e gittiğimi? Ya öğrenirse? Ya nereden öğrenecek Zehra abla? Biner bir taksiye gidersin. Hadi Zehra abla, evden haber almamın başka yolu yok. Ya Davut eve gelecek olursa? Ben idare ederim, merak etme. Nasıl? Ay uydururum işte bir şeyler. Ne bileyim, çarşıya falan gitti derim. Bir iş uydurup meşgul ederim filan. Ben hallederim ha? Pınar, inşallah başıma bir şey gelmez. Hadi Zehra abla. Sözüm vardı Zehra'm. Sözüm vardı. Bir daha gelmem. Gelmem demiştim ama Ali öğretmene gitmem gerek. Onun şehrine gitmem gerek. Gitmem gerek Ali öğretmene. Seyit! Neredesin Seyit? Seyit! Buyur ağam. Gidiyoruz Seyit. Nereye ağam? Soru sormak sana mı düştü Seyit? Yok ağam. Eve gidiyoruz. Nazar'ın evine. Düğün haftaya olacak. Bir görmek. Eksiği varsa gidermek gerek. Başsın ağam. Çeker. Buyur ağam. Buyur. Sen de burada Nazar kızla beraber kalacaksın değil mi? Kalacağım. Diyeceğim, bu hanede kendini bil. Olur olmaz vaatlere, sözlere kanma. Kimin sözü olacak ki bana? Olmaz ya, hani olursa diyor. Olur, dikkat ederim. Bulacağım ben şimdi Ali öğretmenin şehrini. Oraya nasıl gidilir? Kime soracağım ben? Merhaba. Merhaba. Merhaba, merhaba, merhaba. Müsaadenizle bir şey soracağım. Sor, sor. İstanbul'a nasıl gidilir biliyorsunuz mu? Biliyorum tabii. Bilmez miyim? Şuradan, şuradan işte. İyi de, iyi de nasıl gideceğim ben oradan? Nasıl? Basmaya, ister yayan, ister araba inen. İstanbul o tarafta. Nerelisin sen? Kırnalık Ağlıyım. Bilir misin? Bilirim tabii, bilmez miyim? İstanbul o tarafta. Dümdüz gideceksin. Boşuna geldin sen buraya kadar. sen niye durmadan alkışlıyorsun beni? Yoksa sen de mi Zehra'yı kaybettin? Ben Zehra'yı tanımam. Ben Zehra'yı tanımam ama bak İstanbul o tarafta. Git hemen. Anladın mı? Akşam olursa karanlıkta bulamazsın sonra. Hadi, hadi git. Of, hadi. Of, of. Hadi. Nasıl bulacağım? Kimseler hadi. Yok. Kime soracağım hadi ben git. Şimdi? Hadi, hadi git. Bu deli doğru mu diyor git. Acaba? He? Hadi git. He? Git. İyi günler öğretmenim. 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 İyi günler. İyi günler öğretmenim. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler çocuklar. Nasıl gitti? Bunca olan bitenin üzerine zor olmuştur herhalde ders anlatmak. Aksine en iyi dersimizi yaptık. Dedim ya, bundan sonra her şeyimi onlara adayacağım. Neyse ki yaranı saracak en güzel merheme sahipsin. Bu çocukların sevgisi yüreğinde açılan o koca deliği biraz olsun doldurur.
Öyle. Ama kendi derdimize düşüp okulu hala adam edemedik. Nasıl edecektik ki Ali öğretmen? Para pul mu vardı? El emeğiyle ancak bu kadarını kurtarabildik. Doğru diyorsun. Gerisi için para lazım. Ben de ne yapıp edip bulacağım? Nasıl bulacaksın? Maaşının neredeyse hepsini bebelerin kitap defter masrafına harcıyorsun zaten. Bulacağım. Orasını bana bırak. Sen git de bir kambere bak. Benim biraz işim var. Sonra görüşürüz. Söylediğiniz köy hakkında bilgi toplamam epey zamanımı aldı. Bu Kınalıkar denen köy ormancılıkla geçinen bir köy. Doğru düzgün bir yolu bile yok. Nüfusu ancak 150 kişi. O yüzden senelerce köye okul yapılmamış. Hala kendilerine göre töreleri olan bir köy. Bilenlerden dinledim. Duysanız siz de şaşarsınız. Yok efendim, kısa saçlıdan gelin alınmazmış. Evin büyük kızı evlenmeden öteki kardeşler evlenemezmiş. Müfit Bey, anlayacağınız oğlunuz işini hakikaten çok seviyor. Ali gibi okumuş, kültürlü birinin böyle bir köyde bu deli saçmaların arasında bunca zaman kalması başka hiçbir şekilde açıklanamaz. Dediklerine bakılırsa gerçekten öyle. Peki nerede, hangi şehirdeymiş bu köy? Söyleyeceğim. Söyleyeceğim ama önce size bir şey sormak istiyorum. Ne yapacaksınız bu bilgileri? Sen orasını bana bırak. Kamber! Kamber, burada mısın? Allah Allah. Burada da yok. Nereye gitti ki bu acaba? Buralara geldiğin yetmezmiş gibi beni bırakıp daha da mı ötelere gideceksin? Kınalıkar'a geliyorum Kamber, köye. Allah. Hadi bir şey arabaya da uzaklaşalım buradan. Burada mıydın? Ay, mutfağa baktım, abluya baktım, yoksun. Her yerde seni arıyorum Nafile teyze. Beni mi? Hayırdır kızım? Aslında seni değil. Başka birini arıyorum da onu sana sorayım dedim. Kim? Rıza. Nerede gördün mü? Sabahtan beri ortalarda yok. Şimdi anlaşıldı senin derdin. Ormana gitti. Bey yolladı işçilere bakmaya. Sağ ol. Nafile teyze. Nereye? Ormana. Hoş gelmişsin ağam. Hoş bulduk. Öpeyim. Çekil. Nedir durum? Çalışıyoruz ağam. 15 güne kalmaz. 15 gün değil. Önümüzdeki hafta. Anladın mı beni? Önümüzdeki hafta her şey bitmiş, çiftlik hanımına hazırlanmış olacak. Peki ağam. Buyur ağam. İyi. Çok iyi. Adem baba, diyorum ki, madem kaymakam seni muhtar yaptı,
Gel seninle anlaşalım. Hı? Sen muhtarlığı bana devret. Ben de içtiğin çaydan, kahveden para almayayım. Hı? Subru. Durma yolumda, işim var. Ne işin varmış? Seni ilgilendirmez. Ama çok merak ediyorsan söyleyeyim. Ormana gideceğim. O ayının yanına gideceğim değil mi? Sana ne? Aldığı ders yetmedi, hala kaşınıyor galiba. Sen yaptın. Rıza'nın kafasına sen vurdun. Şşş, sus kız, bir duyan olacak. Duyan olacak, olacak tabii. Bütün köy, en başta da Rıza duyacak. O sana gereken dersi verir. Subru, bak vallahi elimi kana bulatacaksın. Seviyorum lan seni. Sen de beni seviyorsun. Nazar da gitti. Yakında evleneceğiz. Sen benim karım olacaksın. Ben de bey evinin damadı olacağım. Ben seninle evlenmeyeceğim. Yusuf! Ne yapıyorsun sen? Kadına el kalkar mı hiç? Hele bir vurmaya kalksın, bak onu ne yapıyorlar. Böyle şey olmaz Yusuf. Bir daha sakın görmeyeyim. İyi misin? İyiyim, sağ ol. Şurada oturup biraz konuşalım mı Sumru? Kahvede. Burada mı? Evet. Sizin de erkekler kadar burada oturmaya hakkınız var. Gel. Yusuf, iki çay ver bize. Allah! Allah be! Allah! Allah! Kralı kar bugünleri de gördü ya! Bugünleri de gördüm ya! Bir şey istemem, bir şey bilmem Bağırma artık. Bağırma Kamber, ne bir olur. Bir şey istemem. Bir gören olur. Davut'un kulağına gider. Yok, yok, bırakmam ben seni. Bırakmam. Biz beraber geldik, beraber geldik. Bırakmam artık seni. Tamam, bırakmam, tamam, bırakmam. Tamam. Yeter ki bağırma. Bak, şimdi işim var benim. Sen git beni bekle. Ben işimi halledip geleceğim yanına. Yok, yok, ne yok. Olur. Yok, yok, yok. Bırakmam, bırakmam. Gelmezsin. Gittiğin günde geleceğim dedin, gelmedin. Gelmedin. Hiç gelmedin Zehra'm, gelmedin. Bırakmam, bırakmam, bırakmam. Siz için çayınızı ben gideyim. Aa. Annemler merak eder. Ama sen değil Zehra, öyle gidersin. Geç oldu, yarın yine gelirim. Geleceğim Kamber, hadi kalk. Söz veriyorum geleceğim. Ama şimdi gitmem gerek. Allah, Allah, Allah geleceğim. Geleceğim o zaman, geleceğim, geleceğim. Hemen hazırlanmam gerek, hemen hazırlanmam gerek. Öyle olmaz, öyle olmaz. Zehra'ma böyle olmaz. Hazırlanmam gerek. Zehra'ma böyle olmaz. Zehra'ma böyle olmaz. Sağ ol Yusuf. Sağ ol. Evde durum nasıl Sumru? İyi değil. Herkesin yüzü bir karış. Halil Bey nasıl peki? Odasından çıktı, yok ki. Bu olanlara engel olamadığı için kendine ceza veriyor sanki. Bana kızdıklarını biliyorum. En çok da babanın. Ama bütün bu olanlar benim suçum değildi. Biliyorum. Nazar'ın Cabbar'la evlenmemesi için canımdan bile vazgeçerdim. Ama o... Tahmin ediyorsundur. Beni evde pek sevmezler. Ama benim elimde olsa... ben Nazar'ın Cabbar yerine seninle evlenmesini isterdim Ali öğretmen. Ben artık gitsem iyi olur. Yoksa laf olacak. Tamam. Nasıl istersen. Ali öğretmenin de oturduk, tamam mı? Hem ne var bunda? Subru, sen bey kızsın. Yaptıklarına, söylediklerine dikkat etmen gerek. Kapıda oturduk, içeri bile girmedik. Subru, yaptığın iyi değil, doğru değil. Hepiniz bütün gün kahvede oturmuyor musunuz? Madem beni sahipleneceksin, o zaman durduğun yeri bil Rıza. Bil ki ben de bileyim, benim neyimsin, neyim olacaksın bileyim. Sözünü emir bileceğim mi, bilmeyeceğim mi? Bugünleri
gördük ya, ne diyeyim? Utanmasa kadınları kızları kahvenin içine sokup piş piş kıvırtacak. Bak iki seferdir bana kalıyor, yeter ya. Of. Hesap denkleşmiyor. Telefon çalışıyor mu Yusuf? Çalışıyor. Efendim? Baba, benim Ali. Ali? Nasılsın oğlum? İyiyim baba, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Aramanı hiç beklemiyordum, şaşırdım biraz. Hayrola, bir şey mi var yoksa? Yok. Yani kötü bir şey yok. Ben sadece senden biraz yardım isteyecektim. Anlaşıldı. Seni zaten merak ediyordum. Aramam için bahane oldu. Biliyorsun. Pek iyi ayrılmamıştık. Öyle olsun bakalım. Ne istiyorsun Ali? İşler pek iyi gitmiyor baba. Yani? Ne benim hayatım ne okul. Okulun? Okulun biraz yardıma ihtiyacı var. Ben de düşündüm ki belki arkadaşların okula biraz malzeme yardımında bulunmak ister. Tamam. Tamam oğlum. Elimden geleni yaparım. Peki. Peki sen nasılsın? Evlendin mi? Hayır. Ne oldu? Boş ver baba. Başka zaman konuşuruz. Ali, eğer canını sıkan, seni üzen bir şey varsa... Baba. İyiyim ben, merak etme. Sonra konuşuruz yine. Hoşça kal. Bir şey mi oldu? Yok bir şey. Allah! 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 Kahver çabuk Allah! Allah Zehra beklemesin. Zehra beklemesin. Allah! Buradalar, buradalar işte. Nasıl da sever Zehra bu kıyafetlerimi. Nasıl da sever. Oh, nasıl da sever. Nafile. Buyur beyim. Pınar nerede? İki gündür görmüyor mu? Ben bir bakayım. Bak bu demirin başucuna Selce. Evimizin, hanemizin bereketi bol olsun. Uğurlu olsun diye. Hanemizin direği olacak demir ne de olsa, değil mi? Olacak tabii. Sen de o ne derse yapacaksın. Sözünden çıkmayacaksın. Çıkmam. Çıkar mıyım hiç? Biliyor musun anne? Aslında Ali öğretmen kötü biri değil. Hanımım. Ne oldu yine? Bey Pınar'ı soruyor. Ne dedim peki? Bir şey demedim, bir bakayım dedim. Nerede? Aşağıda. Tamam, ben konuşurum. Ne altlar karıştırıyorsun gene? Pınar nerede? Pınar gitti Halil. Burada değil. Ne demek gitti? Sen nazarı almaya gittiğinde kızdı. Hepimiz öfkelendi. Çantasını alıp gitti. Süreyya. Ağzından çıkanı kulak duyuyor mu? Gideceği yer Zehra'dır. Başka ne tanıdığı var ne gideceği bir yer. Peki bu bana neden söylenmiyor? Derdin başından aşkındı. Bir de buna üzülme istedim. Üzülmemek mi? Sen ne diyorsun Süreyya? Kızım o benim. Nazarı kaybettim yetmiyormuş gibi. Pınar'ı da kaybetmek istemiyorum. Pınar Zehra'da. Biliyorum. Zehra. Kızım nerede?
Evde. Bir daha sakın Süreyya. Bir daha sakın benden bir şey saklamaya kalkma. Babamı aradım Ömer. Şimdi telefon ettim. Bayağı bir olmuştu görüşmediğiniz. İyi olmuş. Bana kalsa aramazdım ya. Çocuklar için. Hesapladım. Anca babam yardım ederse çocuklar için bir şeyler yapabiliriz. Dilim başka der, gözlerim başka Ali öğretmen. Nasıl? Nazar gitti gideli çocuklara sığındım. Öyle avutuyorum kendimi. Başka bir ses. Bildik birini istedim yanımda da ondan aradım babamı diyemiyorum. Ne diyeyim? Haklısın herhalde. Bir yanım iyi yaptın diyor. Bir yanım da keşke aramasaydın diyor. İyi olmuş Ali öğretmen, iyi olmuş. Anlaşamasan da kızsan da babandır, atandır. Zarar olmaz. Arada bir gözünü aç da ortalığa sahip çık muhtar. Eski köye yeni adetler çıkarıp duruyorlar. Ne diyorsun Yusuf? Ne muhtarı? Haberin yok galiba. Adem baba seçim yapılana kadar köyün muhtarı. Aha bak istersen. İmzalı mühürlü devlet kağıdı. Doğru diyor. Bey dediği gibi muhtarlıktan istifa etmiş. Kaymakam da seçim yapılana kadar Adem babayı muhtar atamış. Alayım. İhtiyarlar heyetinin en yaşlısı diye. İyi olmuş Ömer. Senin muhtar olman köy içinde, köylü içinde, okul içinde en iyisi. Çok konuştum, çok anlattım ama Pınar dönmek istemiyor. Ona de ki, eğer yarın bu eve gelmezse bir daha hiç gelmesin. Zahmet etmeseydin Hafile teyze. Otur kızım. Davut Bey'in hanımına iş gördürecektiydiniz ya. Otur. Nazarı göremedim. Nasıl, iyi mi? Geleceksin değil mi Zehra'm? Geleceksin. Beni burada böyle koymayacaksın değil mi? Geleceksin. Biliyorum ben, vallahi biliyorum geleceksin. Geleceksin Zehra'm. Biliyorum geleceksin. Of be Zehra abla. Gel artık. Kaç saat oldu? Şimdi gelecek Davut abi. Neredeyse akşam oluyor. Ama bu defa geleceğim Kamer. Bu defa söz verdiğim gibi geleceğim. Demirim, bak sana ne göstereceğim. Çeyi sandım karıştırırken buldum. Bebek zıbını. Zamanında babaannem yapmış. Ne güzel değil mi? Güzel. Demir, şimdi senden evleneceğiz ya. O zaman seninle beraber uyuyacağız değil mi? İşte o vakit bunları da yatağımızın başucuna koyacağım. Bir an önce bebeğimiz olsun diye. Ne o? Ne? O arkanda sakladı. Bir şey değil canım. Bakacağım. Ya bir şey değil. Ben de bakacağım ya. Ya Fadik. Ya. Sen beni hiç sevmeyeceksin değil mi Demir? Belki benimle evleneceksin ama beni hiç sevmeyeceksin. Fadik ne oldu kızım? Demir, topla kendini. Söz ağızdan bir kere çıkar. Artık senin de, Fadi'nin de, Nazar'ın da başı bağlanmıştır. Aklı yarımdır diye sanma ki Fadi'yi daha az severim.
Beyim. Benim olan tek şeydir o. Yaz bunları aklının bir köşesine Demir. Yaz ki unutma. Unutma ki vakti gelince hıncını bileylemeye yarasın. Nerede kaldın Zehra abla? Nerede kaldın? Yine mi gelmeyeceksin yoksa? Yine mi gelmeyeceksin? Geldim Kamber. Çok üzüldüm Zehra'm. Çok üzüldüm. Bu defa da gelmeyeceğim diye çok üzüldüm. Hangi gün gelemedimse bil ki istediğimden değil Kamber. Seni köyde son gördüğüm vakit bir daha hiç gelmeyeceğim gibi konuştum. Bilsen o gün şurama nasıl büyük bir yara açıldı. İnsan o gün bu deli ölmeyi ne çok istedi. Kamer sakın. Sakın. Sen ölürsen bilmez misin ben de kendimi öldürürüm. Sana bir şey olursa ben de kendi canıma kıyarım. Selam. Niye yazık ettiler bizi? Niye ayırdılar bizi? Niye sevdamıza bizden gayrı sahip çıkan olmadı? Niye seneler boyunca birbirimizi sevdiğimizi bile bile Davud'a verdiler seni? Bilmiyor musun Kamber? O günü hiç unutmadım. Uzun lafın kısası budur. Oğlumuz kasabada tüccar. Bir evi, arabası, ayrıca bankada da iyi parası vardır. Kızınızı görmüş beğenmiş. Siz he derseniz olsun bu iş. Sen ne dersin hanım? Ne diyeyim? Bundan iyi kısmet mi bulacak? Hiç boşuna hazırlama. İstesen de istemesen de varacaksın. Kamber denilen uçumsuz bir yaşatacak seni. Okuyacakmış da, iş bulacakmış da. Görmedin mi adamın arabasını? Bunlar da para bol. Senin de bizim de hayatımız kurtulur. Zırlama! Hiç boşuna zırlama! Tamam. Zehra. Beni verdiler Kamber. Ne? Kasabadan zengin birine verdiler. Nasıl oldu? Ne yapacağız şimdi? Yarın gece olmadan al kaçır beni. Yoksa beni gelip alacaklar. Merak etme geleceğim. Hadi git. Ertesi gün olana kadar sabah etmiş değil mi? Nereye oğlum? Bir işim var, gidip geleceğim anne. Dur oğlum, otur ye de öyle anne, git. Anne işim var. Vallahi olmaz oğlum, bak sen seviyorsun diye sucuklu kuru fasulye yap. Hadi, otur. Gel ye de git. Hadi. Biliyordum. Kaçıracaktım o gün seni. Okumaktan, büyük adam olmaktan ve seni almaktan gayrı bir hayalim yoktu. Kaçıracaktım seni. Buralardan gidecektin. İki başımıza bir dünya kuracaktın. Ama aramıza gene vakit girdi. Biliyorsun, o günden beri nefret ediyorum vakitten. Saatten, dakikadan nefret ediyorum. Bırak gitmeyeceğim. Ananın babanın bütün borçlarını ödedim. Dünya kadar da başlık parası verdim. İstesen de istemesen de geleceksin. Artık nikahlı karımsın benim. Bırak beni. Gel şu arabaya. Hadi. Kamber. Gel buraya. Kamber. Selam, affet beni. Geç kaldım. Geç kal. Sucuklu kuru fasulye.
Sucuk kuru fasulye. Sucuk kuru fasulye. Sucuk kuru fasulye. Sucuk. Ama yetişemedim Zehra'm. Yetişemedim. O gün bugün kendimi hiç affetmedim. Affetmeyeceğim. O gün gece vaktinde alabilseydim seni. Buralardan ötelere kaçabilseydik. Hiçbir şey böyle olmayacaktı. Böyle düşünme Kamber. Bize yazılan buymuş. Bunun böyle yaşanacağı varmış. Ben kadere inanmıyorum Zehra'm. Ben kadere inanmıyorum. Yazıya inanmıyorum. İnanırsam seninle hiçbir vakit kavuşamayacağımızı bilmem gerek. O vakit ölmem gerek. Ben kadere inanmıyorum. Ben kadere inanmıyorum. Sen de inanma Zehra'm. Sen de inanma. Her şeye rağmen seninle burada böyle yan yana olduğumuza göre demek ki sevdamız yazgımızdan büyük. Demek ki gün gelecek buluşacağız yine. Dilerim senin dediğin olur Kamber. Şimdi gitmem lazım. Gene geleceğim. Söz mü? Kıymetimi bil Nazar. Sana yaptırdığım yüz görümlüğünü ne bu köy ne de başka bir köy görmüştür şimdiye kadar. Altınlar elmaslar dizsen ne fayda Cabbara? Sözüm vardı. Sözümü tutarım ben. Hiç kıymet bilmez misin sen Nazar? Sen bilir misin? Bilirim elbet. Seni öyle bir yaşatacağım ki sen bile şaşıracaksın. Kapında mutfağında hizmetçiler, dolabında entariler, kuş sütü eksik olmayacak yediğin içtiğin sofradan. Senle anlaşalım Cabbar. Köyünün evinin hanımı olmamı istersin değil mi? İsterim tabii. Öyleyse şunu aklına sok. Ben kuş sütü eksik olmayan sofralardayken köylüm açsa, sıcak döşeğimde yatarken köylüm titriyorsa ne hanenin ne köyünün hanımı olmam. Önce onları doyur, rahat ettir. Sonra sıra elbet bana da gelir. Onların karnı doymaz. Ocağına odun dayanmaz. Aptallık etme Nazar. Ocağa dayanar, karnı da doyar. Ya sen yap, ya bırak ben yapayım. Zehra, ben geldim. Zehra, gel al şunları. Hoş geldin Davut abi, alayım. Hoş bulduk kızım. Hoş bulduk yavrum. Zehra ablam mutfakta mı? Yemek mi yapıyor? Zehra ablam çarşıya kadar gitti. Birazdan gelir. Ne çarşısıymış bu saatte? Sarımsak. Sarımsak yokmuş. Ama merak etmeyin. Ben şimdi hemen hazırlarım yemeğinizi. Tabii. Olur tabii. Bir de senin yemeğini yiyelim. Yemek pişirmeyi öğrenmez misin? Şimdi ne yapacaksın bakalım aptal kız? Sarımsak. Korkuttunuz beni. Ben yardıma ihtiyacın var mı diyecektim. Onun için şey ettim. Ben bakarım. Gel. Geldi mi? Geldi. Sarımsak almaya git dedim. Al. Aldın mı sarımsak? Aldım. Muhtarlık konusunda kararım budur. Kaymakamın dediğine göre 4 hafta sonra seçim yapılacak. Aday olacaklar bir an önce olsun. Sonra kimseden
Ben bilmiyordum lafını duymak istemiyorum. Bir sıkıntısı, bir rahatsızlığı olan varsa şimdi yüzüme desin. Beyim, biz kendi aramızda konuşup dururuz. Dileğimiz senin başımızda muhtar olarak kalmandır. Evet, evet doğru. Benim dileğim muhtarınızı artık kendi isteğinizle seçmenizdir. Benim ne beyliğimden ne muhtarlığımdan hayır gelmediği ortada. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kalsaydın biraz daha. Kınalı Kar'la ilgili mühim şeyler konuşuyor bey. Size kolay gelsinler. Beyiniz doğrusunu bilir. Ama istersen yarın sabah seninle erkenden buluşup kasabaya inelim. Sen muhtarlık başvurunu yap. Ben de bir milli eğitime uğrayayım. Olur tabii. Saat 7 uygun mu Ömer? Yoksa onu da mı beyine danışacaksın? Uygun. Sabah meydanda görüşürüz. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet. DC olan var mı? Çok bekletmedim değil mi? Yok. Ben de biraz önce geldim. Gidelim hadi. Hayrolsun. Kim ki bu? Yüce Dağ.